Arkadaşlar, ÖSYM size bir şeyin altını çiziyor ve bu cümlede anlatılmak istenen hangisidir diye soruyor ya. Bugün ilk dersimiz bu. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle sizin bu cümlenin arkasındaki gölge kelimeyi bulmanız lazım. Tamam mıyız? Şimdi birinci gölge kelimeyi ben buluyorum ve ardından nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bunu henüz sisteme yüklemedim çünkü görmeyeceksiniz. Bazen size Türkçe'de kör test dediğimiz bir test stilini getireceğim. Bu test stili nedir arkadaşlar? Size atmadan anlık olarak dakikayla ne yapıyorsunuz onu göstereceğim. Yani şimdi ben soruyu size bir hafta öncesinden atınca full çekebiliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hocam ben full çekiyordum evde. Sınavda 20 yanlış geldi. Gözler nemli, gözler şişmiş. Arkadaşlar buradaki halinizle sınavdaki ve sınavdaki halinizle evdeki haliniz aynı olmaz. Bu yüzden size dakika tutacağım. Yan tarafta bilenler bilir. Kronometreyi açacağım ve sizi ÖSYM gibi Türkçe'de yarıştıracağım. Tamam mıyız? Her stil soruyu da mutlaka çözeceğim. Bugün metin çözümlemeyi yapıyorum ve bugün başlıyorum. Hazır mıyız? Şimdi birinci cümleyi hemen analiz ediyoruz canlar. Birinci cümle diyor ki eğer aşağıya bakarsanız gökkuşağını asla göremezsiniz. Wow. 2015 Instagram sözleri. Tek kelimeyle bana bunu bir tanımlayın. Bu cümlenin arkasındaki tek kelime nedir? Bir tane kelime söyle bana. Tek bir şey. Eğer aşağı bakarsanız gökkuşağını asla göremezsiniz. Umut. Bakış açısı umut değil mi arkadaşlar? Buranın arkasındaki kelime umut muyuz? Çok güzel. Şimdi cümleyi hemen analiz ediyorum. Diyor ki aşağıya bakarsan gökkuşağını asla göremezsin. Yani nereye bak diyor? Yukarı bak. Yukarı bak derken de o renkleri, o güzellikleri görebilmek için umut etmeli ve bakış açını değiştirmelisin diyor. Doğru mu? Değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey söyleyelim mi? Güzellikleri görebilmek için umut etmeli ve bakış açını değiştirmelisin. Cümlenin arkasında anlatılmak istenen bu değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Var mı bir sıkıntı? Kafayı karıştıran bir yer. Ya sen önceki hayatında Kaşgarlı Mahmut muydun sen? Sen önceki hayatında Kutadgu bilim nüshası mıydın? Bu nasıl bilgi ya? İşte bu. Tamamız değil mi? Bundan sonra yapacaklarım da aynı şekilde geliyor. Hazırız değil mi? Bunu oluşturursanız ne olur biliyor musunuz? Zihninizde ümit etmek, aşağıya bakma. Hep daha iyisini umut et. Hep daha iyisi var diye düşün diyor, tamam mı? Daha iyisi var. Hep daha iyisi var ve sen umudunu yitirme. Yani aşağı bakma diyor. Kaybetme sakın diyor. Daha ileriye git diyor. Şimdi ikincisine geliyorum. İkincisi bize demiş ki canlar, başarı harikadır. Ancak popülerlik olan bu sadakatsiz periye ayak uydurma çabasını içerir. Şimdi önce bu cümlenin arkasındaki anahtar kelime nedir? Bir yapıştır gelsin. Sürdürülebilirlik, özgünlük, süreklilik, uyum, başarı, süreklilik, uyum sağlama, istikrar, kararlılık. Şimdi bak başarı harika. Ancak popülerlik olan bu sadakatsiz periye çünkü her an seni terk edebilir değil mi? Sadakatsizse sana istemediğin şeyleri yaşatabilir. Periye ayak uydurma çabasını ihanet edebilir değil mi? O zaman aradığım cevap nedir arkadaşlar? Ayak uydurma çabasıysa kararlılık değil mi? Buradaki kararlılık ve uyum. İki anahtar kelime kararlılık ve uyum değil mi? Çok güzel. O zaman şimdi bana bu cümlenin tanımlanması gereken halini bir söyleyin bana. Sebat, zaten kararlılık diyoruz Özlem. Bununla aynı şey. Evet, alalım bu cümlenin arkasında Türkçeden Türkçe'ye bir çeviri yaptınız.
Ne diyoruz? Başarı harikadır. Başarı güzel. Ha. Başarının sürekliliği için evet ya. Başarının sürekliliği için ne yapacağız biz? Her an gidebiliyor ya bize. Bizden çıkıp gidebiliyor. O zaman ne diyeceğiz? Evet. Başarının elde edilmesi için evet. Ha. Yani diyor ki işte bu. Başarı da aynen öyle. Süreklilik sağlamak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ona uyum sağlamamız ve şartları dikkate almamız gerekir. Aksi halde başarı sizi terk edebilir. İhanete uğratabilir, doğru mu? Elimizden uçar gider diyor, doğru mu? Var mı bir sıkıntı? Gelse yaparım diyor musun? Sadakatsiz seni ihanete uğratır demek istiyor. Terk eder gider. Nefis. Ya aramızda her ayın 14'ü gecesi 12-20 bankamatiğe yürüyenler görüyorum. Aramızda minik banka kartları görüyorum. Aramızda minik minik acayip muhasebeci tutanlar. Arkadaşlar derste muhasebecinizle gelmişsiniz. Hadi inşallah. Çok amin hocam. Şimdi geliyor. Lütfü geliyor. Söz sende. Doğruyu söyleyen şakalarım konusunda ciddi olsaydın şaka yapmakta ısrar ettiğim birçok gerçeği duyardın. Wo. Aman tanrım. MSN sözleri değil mi ya bu? Ha ağaca çaput bağlamışsın, ha bana gönül. Aynen öyle bir şey değil mi ya? Hadi bakalım. Bunun arkasında ne var? Ha, ne var bunun arkasında? Gelsin gelsin. Ciddiye almak. Yoğunluk var, kinaye var, sinsilik var. Kinaye, dolaylılık var. Çok güzel. Evet. Dolaylı ifade var değil mi bunun arkasında? Nasıl bir dolaylı ifade var? Dolaylılık var. Lafı bir çarpmış şöyle değil mi? İnceden bir laf görünce kaynana var değil mi? O zaman ne demek istiyor? Evet. Her şakanın altında bir gerçek yatar demek istiyor. Doğru mu? Söylemek istediği bu değil mi? Her şakanın bir gerçeklik payı var. Bak aslında bildiğimiz bir cümle. Ama evirmiş, çevirmiş değil mi? Doğruyu söyleyen şakalarım konusunda sen ciddi olsaydın şaka yapmakta ısrar ettiğim birçok gerçeği duyardın. Ama burada bir de duyarsızlık var değil mi? Buraya ekler miyiz? Evet, yatar ama duyarsızlık. Ama sende duyarsızlık söz konusu diyor. Doğru mu? Söylemek istediği şey bu değil mi? Ya işte bu. Müthiş. Var mı bir sıkıntı? Kafayı karıştıran bir yer. Algılanmayan bir yer. Ve çok güzel bir cümle geliyor. Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Hadi bakalım. Cümle bakın nereden vuracak sizi? Süleyman. Hadi bakalım. Başarılı soruda popülerlik vurgusu. Gerek yok. Popülerlik önemli değil. O terk eder gider. Popülerlik işte seni terk ediyor. Orada sadakatsiz kısmı önemli. Haydi buyurunuz. Söz sizde. Ne dersiniz? Şartların. Ha. Ne demek istiyor? Bu cümlenin altında bir şey var. Evet. Normal seyir. Değişen koşullar. Değişen koşullar. Rekabet. Bakalım bu cümleyi söyleyebilecek mi? Barışta oğullar babalarını. Şimdi şöyle düşün. Oğullar dediğine göre birçok oğul var. Bir kişi için ölüyorlar. Bir kişi ölüyor, onun için üzülüyorlar. Savaşta babalar oğullarını gömerse bir kişi çok kişi için üzülüyor, doğru mu? Yani burada aslında evet koşullara göre değişim var. Çok güzel. Koşullara göre değişim var ama peki bunun altında birimiz hepimiz birimiz için yok. Başka bir cümle var. Ne var Neziha bunun altında? Evet. Barışta daha az kişi üzülürken söylemek istediği bu.
Savaşta daha, evet, daha da üzücü. Aynen öyle. Eşref bir çık gir yap. Daha da üzücü durumlar yaşanır. Neden böyle söyledik? Tabii işte bu ALES'e hazırlanmanın yoludur. Koşullara göre değişim var. Canlar diyor ki oğulların tek babası var. Daha az kişi üzülüyor, doğru mu? Yani bir kişi vefat etmiş anlamında söylüyor, doğru mu? Bir kişi vefat etmiş. Daha üzüntü, bir kişi için üzüntü var. Ama savaşta oğullarını gömerler derken yakaladık. Ya oğullar diyor Serhat. Serhat dikkat et Serhat. Adapte olmaya devam et. Hadi bakalım. Koşullara göre değişim. Netiz değil mi? Daha az üzüntü varken. Tabii işte bak bunları soruyor. Bunları size soruyor. Bunların arkasında neler olduğunu soruyor size. Türkçe bilmiyormuşum hocam. Vicdansız bilim ruhun çöküntüsüdür. Bu ne demek acaba? Hadi bakalım. Vicdansız bilim ruhun çöküntüsüdür. Ne demek acaba? Gerçekler acıdır. Hayır. Gerçekler acıtır. Hayır. Vicdansız bilim o vicdanla alakalı bir şey olmalı. Vicdan nedir? Vicdan ne? İç muhakemedir. Doğru mu arkadaşlar? Vicdan iç muhakeme değil mi? Sizin iç mahkemeniz değil mi vicdan? O zaman şimdi iç muhakeme ise geliyor gelmekte olan hazır mıyız? Ne diyor? Gerçekçi yaklaşım kimi zaman istenmeyen sonuçlardır. Hayır. Bilimin insani değerlere uygun olarak üretilmesi gerekir. Çok güzel. İşte bu. Süpersiniz. Bilimin insani değerlere uygun üretilmesi gerekir. Yani iç muhakemeye, o vicdanın getirdiği değerlere uygun olmak zorundadır. Yoksa olmaz arkadaşlar. Çökmüşsün demektir. Yani bir çöküntüyle bilim gerçekleştiremezsin diyor. Anlaştık mı? Evet, bilimsel etik dersi al diyor. Hazırız değil mi? Ay hocam bunlar çok zor ya. Alışın. Alışın şu an ibremiz oldukça ileride. Alışın alışın alışın. Geliyor sıradaki cümlemiz. Altıncı cümlemiz gelsin. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Kopuz küçük saz. Hadi bakalım. Söz sizde. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Boş konuşanın sesi çok çıkar demek ama arkasındaki anlam ne canlar? Anlam nedir? Evet. Neresidir? Faydalılık mı? Aslında burada faydalı olma durumu yok mu arkadaşlar? Faydalılık durumu var değil mi? Çünkü kopuzun sesi bize fayda ediyor, doğru mu? Ötekisi de faydasız, boş bir şey değil mi? Faydalılık esası var aslında burada. Değil mi? Ama baskınlık, evet. Baskın olan boş şeyler faydalı olanların arka plana itilmesini, arka planda kalmasına neden olur. Söylemek istediği bu değil mi arkadaşlar? Kopuzun sesi biz kopuz. Gerçek müzik sesi bize faydalı olacaktı ama davulun gümbürtüsü. Gümbürtü işe yaramaz ses demek değil mi arkadaşlar? Burada baskın olduğu için o boş ses gerçek sese bize faydalı olacak istediğimiz sesi bastırıyor. Onun arka planda kalmasına neden oluyor, tamam mı? Öze ulaşmak çıkmaz, hayır. Tamamız değil mi? Netiz, çok güzel geldim 7'ye. Demokrasi ben de senin kadar iyiyim demek değil, sen de benim kadar iyisin demektir. Çok güzel bir cümle. Ne dersiniz? Empati, üstün görmemek, alçak gönüllülük, eşitlik. Empatiyi aldım. Eşitliği de aldım. Şimdi o zaman bana öyle bir cümle söyleyin ki buranın açıklaması şakır şakır gelsin. Evet, birimiz hepimiz. Hayır, hayır, hayır. Birimiz hepimiz değil. Burada ne var? Sen neysen ben de oyum. Bak,
Ben de senin kadar iyiyim değil. Sen de benim kadar iyisin demek. Evet. İkimizin de iyi olması değil mi? Demokrasi nedir? Demokrasi. Evet. Herkes için eşitlik demektir. Doğru mu arkadaşlar? Eşitlerin iyiliği var. Eşitlerin iyiliğidir, değil mi? Kimse kimseden üstün değildir demek istiyor. Karşındakini üstün görmeme. Sen de benim kadar iyisin. Hoşgörü de çıkar mı peki buradan? Buradan tolerans, hoşgörü çıkar mı? Çıkar tabii, çünkü düşünsene, alçak gönüllülük var zaten. Buradan aynı zamanda şöyle bir kelime çıkar. Alçak gönüllülük çıkar bir. Tamam mı? Başka ne çıkar? Hoşgörü de çıkar. Sen de benim kadar iyisin. Tamam mıyız? İşte bu. Zihniniz açılmaya başladı mı? Vay vay vay. Nida, hemen balkona çık, bir tane konfeti patlat. Hemen balkona çık ve konfeti patlat. Tamam mıyız? Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın demiş. Hadi bakalım. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Bay Seda Sayan. Evet. Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın. Anahtarı bir söyleyin önce bana. Bana önce bir anahtar. Önce anahtar lazım. Tek kelime hangisi? Yücelik, kendini üstün görme, doğruluk, hor görme, çıkarım, dürüstlük, özgünlük, kıyas, doğruluk, yargılama sana helal olsun. Yaz şu an, bak net söylüyorum sana, Türk Dil Kurumu sözlüğü gelsin, sizi görür geri gider. Zaten benim görevim kalmamış burada diye. O kadar iyi, helal olsun size. Yargılama anahtar kelime nedir? Evet, başkalarının kötülüklerini, kötü taraflarını açığa çıkararak kendini iyi gösteremezsin demiş. Aziz olma, üstün olma, doğru mu? Diğer insanların yanlışları sana değer kazandırmaz demek istiyor. Anlaştık değil mi? Var mı sıkıntı? İşte bu. Aynen öyle. Sıradaki gelsin. Hazır mıyız? Evet. En iyiyi bulmak için uğraşırken iyiyi kaybediyorsun. Bu siz. Bu siz. Bu böyle bir şey olamaz. Bu siz. Hadi bakalım. Söz sizde. Ne dersiniz canlar? Yapıştırın gelsin. Dım 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 dım. Evet. Mükemmelliyetçilik. Tamam. Tabanda bu var. Mükemmelliyetçilik var tabanımızda. Şahanesin. Evet. Hangisi? O yetinmek. Bir de yetinmek de çıkar burada. Başka. Evet. Çok güzel. Mükemmelliğe ulaşmak isterken ne yapıyorsunuz? Mükemmelliğe ulaşmak isterken, evet, elimizdeki iyiden oluyoruz. Söylemek istediği bu değil mi? Bu açgözlülük, bu efsane, iyileri göz ardı etme, evdeki bulgurdan olma diyor, doğru mu? İşte bu, yetişiyorsunuz, çok iyi, çok iyi. Aynen öyle. Mis gibi. Şimdi geldi 10. Aza tamah etmeye çoğu bulamaz. Güzel. Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar salır. Cümlenin efsaneliğine bak. Hadi bakalım. Buradan ne gelir? Bakış açısı. Perspektif gelir mi? ÖSYM bu kelimeyi bugün, yarın bir gün sınavda kullanır. Hoca dediydi dersiniz. Perspektif sınavda gelecek. Bakış açısı. Yani diyor ki, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. Ne demek istediyor? Evet. Herkes baktığını görür değil mi? Ya. Evet. Herkes kendi vizyonu ve bakış açısı ölçüsünde hayatı görür demek istiyor. Söylemek istediği bu değil mi? Ya, bakış açın sana ne sunuyorsa. Peki bir şey soracağım. Bu cümleden sınırlılık gelir mi arkadaşlar? Sınırlılık kelimesi çıkar tabii ki de. Çünkü
kurbanın bakış açısının sınırlı olduğunu söylemiş.